Neşe ve Oğuz nerede? Ee, o süre 1 Kasım tarihinden beri ee, kızınız sizi bu süre içerisinde aradı mı? Aradı Esra Hanım. Hı, ne diyor? Anneciğim ben o adamın yanındayım. Oğuz'un yanındayım. Evet, biz işe girdik, çalışıyoruz, çalışıp avukat parası kazanıp eşimden ayrılacağım diye bana bir telefon açtı. Kızınız beni. size e, bir ay, kızınız sizde kalıyor bir ay boyunca. Ee, sizin de kalmasının sebebi neydi, niçin geldi? Ee, Bende kalmasının sebebi evine kışlık hazırlık yapıyordum ben. Hı hı. Onun için geldi. Ee, bir aydır da benim evimdeydi. Yani kocasıyla sorunları olduğu için mi geldi? Kocasıyla sorunları vardı ama önceden vardı. Son 5-6 ay boyunca hiçbir sorunları yoktu. Sever misiniz damadınızı? Severim. Yani iyi bir insan mıdır? İyi bir insan. Yani mesela hani, tüm bu olanları hak etti mi? Hak etmedi. Hak etmedi. Peki. Yani nikahının altında gittiği için hak etmedi. Boşansaydı, hani eşi de konuşmuşlar. Bir hafta işte sineme gittikten sonra konuşmuşlar ben boşanacağım deyince. Eşi demiş ki ben geleyim, sizi alayım çocuklarla Avukat'a beraber gidelim. Ama benim kızıma nasıl bir akıl verdiler, nasıl bir şey yaptılar. Esra Hanım yanlış şunu söyleyeyim. Ee, halası, babaannesi, bu Sinem, Sinem'in kız kardeşi, annesi. Dokümanlarını çıkartabilirsiniz. Her gün sabahın beşine kadar kızımla ne konuşmuşlar? Ya yani kızını etkili, etkilediler mi? Evet. Ama e, kızınızın da koru, yani kızınız hem kendini koruyabilir hem de Size ya anne bunlar beni sürekli arıyorlar. Ben bundan bir rahatsızlık duyuyorum. Niye diyemedi? E, diyemedik çünkü kızımın psikolojik sorunları vardı. Ama seni arayıp demiş ya anne biz iş bulduk çalışıyoruz diye. Evet. Yani şimdi hem şimdi kaç... yanımızda değil serbest konuşuyorlar Esra Hanım. Anladım. Şimdi o zaman hemen bir e, canere dönelim. 1 Kasım'da kızınız e, çocuklarla evde yalnız. Evet. Siz İstanbul'a geliyorsunuz kızınız bu Oğuz isimli kişiyle beraber kaçıyor. Size de bir mesaj atıyor. Anne ben ka kadın sığınma evine gidiyorum. Biraz kafamı toparlayıp geri geleceğim diye. Fakat bir hafta sonra kızınız e Esenler Atışalı'ndaki bir pilavcı pilavcıya çocukları bırakıyor. Bakın bu da çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani psikolojiniz bozuk bile olsa evladınızı pilavcıya bırakıp sevdiğiniz adamla kaçar mısınız? Hayır, hayır ...yani kimse, bana göre psikolojinin bozukluğu nerede kimse. biliyor musun... ...çocukları bırakmakta... ...hem de bir pilavcıya... Caner, sendeyiz. ...evet Esen şu anda Esenler atış alanındayız... ...dediğiniz gibi ne Hanım kaçtıktan bir hafta sonra... ...iki çocuğunu bir pilavcıya bırakıyor... ...ama kısaca size burayı tanıtmak istiyorum... ...burası atış alanının... ...en e, işlek caddelerinden birisi... ...burada birçok dükkan var Esen Hanım... ...pilavcıya girmeden önce buradaki birçok dükkana... ...iki çocuk ve Oğuz'la birlikte giriyorlar... Belki de çocukları oraya bırakacaklardı ama ne olduysa en son pilavcıya geliyorlar. Pilavcıda oturup yemek yerlerken sonra pilavcının sahibiyle bir sohbete başlıyorlar. Dilerseniz neler konuşuldu, o sohbette neler geçti? Pilavcının sahibi Mustafa Bey şu an içeride. O gün yaşanan tüm detayları bizlere aktaracağız. Gördüğünüz gibi Esra burası pilavcı. Yoğun bir cadde, birçok dükkan var. Ama dediğim gibi en son bu pilavcı dükkanını seçiyorlar. Neden burası? Bunu Mustafa Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar. <laughs> Şöyle alalım sizi. Merhabalar. Mustafa Bey, Neşe Hanım, Oğuz Bey ve yanlarında iki çocukla birlikte buraya geliyorlar. Evet, abi. O gün iyi hatırlıyor musunuz o günü de? Öyle evet, sorayım bir önce. O gün neler yaşandı? Bize aktarır mısınız? abi e ben geldiğimde kendileri zaten buradaydı. E arkaya geldi. Abi dedi çocukları buraya bırakabilir miyim dedi. Ya daha önce bize yardımda bulunmuştu. Ben de dedim tabii ki de bırakabilirsin dedim ama şöyle bir şey var hani en başta izin vermedim ondan sonra kaçaklarını öğrendim ve polisi aradım şey babalarıyla beraber geldiler çocukları aldılar öyle yani. Siz yani ilk başta neler hissettiniz dediniz ya e, bazı şeyler hissettim bazı sıkıntılar hissettim. Yani ne hissettiniz o çocukları burada durmalarına e, kabul ettiniz? Yani abi, onları burada e, babası yani, gelene kadar tuttunuz. En başta geldiler yani çocukları bırakmak istediler. Tabii ben hani karaz kaldım. Sonra düşündüm abi televizyonda görüyoruz böyle şeyleri. Çocuklara zarar veriyorlar şey yapıyorlar. Benim de çocuklarım var. O yüzden hani dedim çocukları alayım ne yapıyorsalar yapsınlar dedim. Tamam aldıktan sonra size bir numara mı bıraktılar? Evet bir numara bıraktılar. Kimin numarasıydı o? Babasının olduğunu söylediler. Ama tabii ki de ben hani aradım babasını. Ama dedim özellikle memurla gelmelerini söyledim. Çünkü abi hani Aynen. ben tanımadığım insana çocuk teslim etmem. Sonra baba mı geldi? Sonra baba geldi bir memurla beraber. Memur kimliğini gösterdi. Sonra çocuklara sarıldı gitti yani. Peki şunu diyeceğim. Yani Oğuz Bey ve Neşe Hanım'ı önceden tanıyor muydunuz? Ee, Oğuz'u tanıyordum abi. Tehlikeli bir insan mıdır? Yok abi. Yok şimdi yani yalan, yalan söylemeye gerek yok. Ama neden korktunuz? Korktuğunuzu söylediniz. Çocuklara zarar verirler diye. Abi ee, şöyle söyleyeyim hani şimdi cahil insan abi şimdi cahil insana hani her şey beklenir yani. Şimdi sonuçta evli bir kadınla kaçıyorsun yani evli normal bir kadın. Normal bir şey değil tabii ki evli bir insanla. Şey değil. Normal bir şey olmadığı için de Televizyonda görüyoruz hani çocuklarını öldüren de oluyor, şey de oluyor, zarar veriyorlar. Yani siz çocuklara üzüldüğünüz için mi onları teslim aldınız? Benim yanımda güvende olduğunu biliyordum abi. Yani benim yanımda hani kimsenin, Allah'ın kulağı annesinin babasının dışında ve devletin memurunun dışında kimsenin alamayacağını biliyordum. Peki farz edelim siz çocukları kabul etmediniz, onlar buradan çocuklarla gittiler. Belki bir eve gideceklerdi. Oğuz o çocuklara zarar verme potansiyeli olur muydu? Var mıydı yani? Ya abi evli kadınla kaçıyor. Şimdi bir şey diyemem bu konuda. Eskiden olsa derdim. Yani her şey beklenir mi gibi mi diyorsunuz? Abi, Hiçbir şey diyemem ya. Şimdi hani Esra Hanım konuşmuyor. Hani, ya bir şey Mustafa diyemem. Bey, ben. Şimdi i̇yilik, iyilik mi yaptığınızı Hı. düşünüyorsunuz? Abi Mustafa Tabii bey de. hoş geldiniz yayına. Ee, Tabii teşekkür de. ediyorum yayına katıldığınız için ve o güne dair bilgileri ben aktardığınız için. Ee, birkaç soruda ben size yöneltmek istiyorum. Ee, size Tabii ya, ki Mustafa, de. E, ya Mustafa ya Mustafa'ya da Mustafa Bey nasıl hitap ediyorlarsa. Ya biz çocukları buraya bırakacağız ya e da burada bırakmak istiyoruz. Buradan gelip babaları alsın cümlesini kuran kişi e Neşe Hanım mıydı? E, kaçtı Oğuz Bey miydi? Ya e, şöyle söyleyeyim ablacığım hani geldiler buraya Oğuz bana söyledi. Dedi ki böyle böyle çok eskiden Oğuz benim yanımda yardıma gelmişti hani birkaç kere. Hı -hı. O şekilde şey yapmıştı. Hani hatta ben işte ben dedim hani yok dedim hani olmaz öyle dedim. Hı -hı. Olmaz dedim ama tabii sonradan hani düşündüm hani cahil insanlar yani her şey beklenir yani. Çocukların yani çünkü evli bir üstü insan başı, başı ne Zaten haldeydi? Nasıl çocuk çocukların gelmiş. görüntüsü? Ya şimdi bakın hanımefendi ben yalan söylemeyi e, hani hayatım boyunca konuşmadım. Şimdi de yalan konuşmam ama neyse onu söylüyorum ben babasına da söyledim. Hani kadın burada çocuklarına yemek yedirdi. Tabii ben muhabbeti bilmiyordum. Hı hı. Yemek yedirdi sonra Oğuz geldi arka tarafta bana dedi abi böyle böyle. Ben dedim yok oğlum dedim hani ben dedim zaten kızdım zaten dedim ya saçma saçma sapan işler yapma dedim. Başını ağrıtma dedim böyle şeyler evli farklı kadın dedim yakışır mı dedim delikanlı adamına. O şekilde dedim. Sonra baktım hani gerçekten hani, ne olur ne olmaz zarar vereceğini düşünmüyorum ama insan oluyor yani her şey bekleniyor. Çünkü görüyoruz televizyonda sizin programınızda da görüyoruz evet. çocuklarına zarar veriyorlar. Şey yapıyorlar. Ben de tabii o şekilde dedim hani benim yanımda daha güvenli olur diye düşündüm. İyi ben de yaptım, size şeyi sordum. Çocukların halini aradım, hatırlıyor musunuz? Bir memurla geldi. Çocukların durumu, giyimi, kuşamı falan ya, nasıldı? Çocukların giyimi, kuşamı o kadarını hatırlamıyorum da. Ben... Yani bakımsızlar mıydı? Yok bakımsız değillerdi. Sadece çocuğun çişi vardı. Ben çocuğuna e, e, lavaboya götürdüm, iş ettim. Ondan sonra zaten babalarını aradım. Geldi zaten Peki, burada çalışan anne, arkadaşlar vardı. Peki anne bu kadar çocukları bırakırken. Şeydi. Ama annesi yemek yedirdi. Tamam. Anne çocukları bırakırken... Evet. E, ...şimdi artık o kapıdan çıkıyor ve çocukları orada bırakıyor. Vedalaştı mı? Evet. Ee, vedalaştı tabii. Ne dediğini tabii hatırlıyor musunuz? Vedalaştı. Yok ne dediğini hatırlamıyorum. Ben kadının yüzüne bile bakmadım. Çünkü benim kızdığım şeyler... ...hani anneler cennetten çıkma diyorlar da... ...bütün anneler için geçerli değil demek ki. Hı -hı. Hani çünkü... Çocuğunu bırakıp giden bir insana ben suratına bile bakmam yani o şekilde söylüyorum. E, e, ben Allah'ın bir şey yaşındaki istedim. çocuklar algılayamaz. Çocuklar ağladı mı? Yani çocukların normal kalabileceğini düşünüyor. E, çocuklar ki, yok ağlamadı kızı. ya. E, şimdi... Heh. Çocuklar yok sadece e, e, büyüğün büyük, büyüğü tabii erkek olandı. Erkek olanın kişi gelmişti. E, götürdüm, getirdim. Sonra zaten babaları geldi memurla beraber. Sarıldılar, marıldılar. Ondan sonra Ama gitti yani. Ama anne şunu söyler. Şey siz burada yani. bekleyin sizi baba alacak der. Mayıda yani kalmadı, burada bekleyin. Ama yine hiç tanımadığı bir yerde. Ya ço ço üç çocuklara... Üç kızı, ço ço 4 çocuklara kızı dört yaşındaki abiye emanet belki... ediyorsunuz. Pilavcıyı tanıyor musun Mustafa Peki. Telefon hattında mu? E, şimdi Neşe Hanım var. Yani tabii bu çok garip bir durum. Düşünsenize biriyle kaçıyorsunuz, çocukları bırakıyorsunuz herhangi bir dükkana. Ya da kaçtığınız kişinin hani geçmişten bir bağlantısı Saçma var diye. Falan, Esra Hanım Mustafa evet. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum! Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.